Otomobilin bagajından, evdeki kasalardan adeta para fışkırdı. FETÖ'nün paralarını kaçıran zanlılar gözaltına alındı. O isimlerden biri de 1 dolarlık banknotun üstüne kendi resmini basan ve örgütün mali imamı olduğu öne sürülen Murat Kılıç'tı. FETÖ'nün okullarına baskın yapan ekipler kasaların boşaltıldığını, paraların kaçırıldığını tespit etti. İstanbul polisi şüphelileri takibe aldı ve operasyon için düğmeye bastı. Takibe alınan bir otomobil 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde durduruldu. İçinde örgütün mali imamı olarak tanımlanan Murat Kılıç vardı. Bagajdaki poşetin içinde ise tam 2 milyon 600 bin lira para vardı. Güngören ve Beylikdüzü'de iki eve baskın yapan ekipler kasalarda yüklü miktarda para buldu. Operasyon kapsamında 3,5 milyon lira nakit para ele geçirildi. İşte o paraların tamamı burada, yalnızca nakit para değil de ele geçirilen birçok çek ele geçirildi ve bunların tamamı 50 milyon lira değerinde ve bu çeklerin nereye gidecekleri de himmet listesiyle işte bu kağıdın üzerinde belirtilmiş halde. Afrika, Mısır paranın gideceği adreslerden. Üstelik örgüt paranın çıkışının dikkat çekmemesi için de elden ve farklı bankalardan ödeme önlemleri de almış. Murat Kılıç'ın evine düzenlenen operasyonda 2 tüfek, 2 tabanca, 1 sahte nüfus cüzdanı ve FETÖ'nün hiyerarşik yapılanmasını belirlediği iddia edilen birer dolarlık banknot bulundu. Fethullahçı terör örgütüne ait evlerde yapılan operasyonlarda yine o 1 dolarlar bulundu ve o 1 dolarların arasında bir tanesi dikkatleri çekiyor. Bakın, tam ortasına örgütün para kasası olduğundan şüphelenilen zanlı kendi fotoğrafını yapıştırmış ve hemen yine yanında seri numarası olarak F harfini görüyoruz. Ev baskınları sırasında paraların saklandığı noktalarda dikkat çekti. Buzdolabının arkasından büyük bir kasa çıktı. Dosyaların arasında ve televizyon masasının içinde de himmet adıyla toplanan paralar vardı. Operasyonla FETÖ'ye ait ilk kez bu kadar yüklü miktarda nakit para ele geçirildi. Genişleyerek devam edeceği belirtilen para kaçırma operasyonunda şu ana kadar 11 şüpheli gözaltına alındı.